Kaderin kuş ney söyleyin dostlar, söyleyin dostlar, Mevlam kara yazmış bu yazımızı, bu yazı. Orada ne ararsın evlat? He? Baba ocağımıza bakarım. Bir zamanlar duman tüten ocağımıza. Şimdi tütmez olmuş. Sönmüş. Sen kimsin? Develi Kadir'in oğlu Murat. Çocukken köyü terk edip gider rahat mısın? Evet. Dayı, baba ocağım neden söndü? Baba ocağını söndürdüler evlat. Söndürdüler mi? Evet, sen küçüktün. Baba ocağını terk ettikten bir müddet sonra annenle baban bir sabah evde öldürülmüş bulundular. Öldürülmüş mü bulundular? He ya! Kim öldürdü onları? Bilmiyorum gayri, yalnız bildiğim bir şey var. Babanın kırkı çıkmadan değirmeninizde çalışan Irgat Mahmut, değirmene ve arazilerinize sahip çıktı. Sonradan öğrendik ki, baban öldürülmeden evvel Irgat Mahmut'a satmış. Elinde babanın imzalı kağıdı varmış. Irgat Mahmut'u şimdi nerede bulabilirim? Duyduğuma göre, şimdi Sarılı'nın eşrafından olmuş. Çok zenginmiş. Ya kardeşim ne oldu? Babanın ananın ölümlerinden bir müddet sonra amcanın köyüne gitti. Amcan ölünce de kızını avrat etti. Amcamın köyüne bu yönden gidilirdi değil mi? Evet ama o köye yaya gidemezsin evlat. Bana rahmetli babam vaktiyle bir tay hediye etmişti. Şimdi yağız bir at oldu. Onu küçükken çok severdim. Irgat Mahmud'un oğluyla hep o tay yüzünden kavga ederdiniz. Baba yadigarı atını al, onunla git. Sana faydası olur. Kurbanım, anamı babamı öldürenlerin Sarılı'dan uncuların olduğunu öğrendikten sonra buraları dar gelir bana. Özümü alacağım. Gitme Gaffar, gitme! Yürüyün gidelim.
Selamün aleyküm. Aleykümselam. Develi Gaffar ne tarafta oturur? Bu evde oturur. Ama onu vurdular. Orada avradıyla beraber yan yana yatarlar. Gaffar. Gaffar. Kardeşim. Delikanlı, vurulanlar senin neyin oluyor? Kardeşim... İfadenizi almak için karakola kadar geleceksiniz. Murat, çocukluğunun geçtiği bu yerleri, şimdi yüreği... ...baba ocağını söndürenlerin özüyle yanarak seyrediyordu. Özünü düşediyordu. Murat, ufak yaşında bir hiç yüzünden baba ocağından büyük şehre koşmuştu. Büyük şehrin çileli hayatına tek başına senelerce göğüs gererek büyüdü. Murad'ın haksızlığa dayanmayan yüreği, cesareti... ...onu kimsenin erişemeyeceği bir üne kavuşturdu. Kısa zamanda bütün kabadayılar etrafında toplandı. Bunu çekemeyen diğer bazı namlı kabadayılar... ...peşine kiralık katiller taktılar. Onu öldürüp yerini almak istiyorlardı. Bir gün Murat nefsini müdafaa için kiralık katillerden birini öldürmek mecburiyetinde kaldı. Artık katil olmuştu. Polise teslim olmadan evvel anasını, babasını ve kardeşini görmek arzusu onu köyüne kadar sürükledi. Köyüne varınca duyduğu, gördüğü her şey onu acıya, öce boğdu. Şimdi gayesi kanuna yakalanmadan evvel özünü almaktı. Develi Gaffar'a seneler önce işlenmiş bir cinayeti kurcalamanın cezasını verdin ha? He ya! Baba! Bana bir sözün vardı. Hala sözünde durur musun? Ne sözü, domuzun dölü? Hani Çerkeşlerin güllü kadının kızını bana avrat alacaktın? Şehirden bir kapatmayı getirdin, ses etmedim. İki sene geçmedi, şimdi güllü kadının kızı Emine'yi istersin. İki avratla nasıl baş edeceksin? Ederim baba! Şehir kızı kurudu, horladı gayri. Benim gözüm Çerkeşlerin Emine'de. Sen tasa etme, bugünlerde bir haberci salarım. Kız! Dalgın dalgın ne iş görürsün? Ha? Ne düşünürsün? Hiç. Hiçbir şey ana. Düşünürsün. Bilirim ama demezsin. Bilirim. O da seni düşünür. Zavallı. Başlık parası için didinir durur. Güllü bacı! Güllü bacı! Buyur muhtar emmi! Ne istersin? Güllü bacı, seninle hayırlı bir iş için konuşmaya geldim. Hayrola? Emine bizi yalnız bıraksın. Peki. Şu geleni tanıyor musunuz? Hayır! Hayır! Hayır.
Buat, Buat bana hiç yabancı gelmedi. Buat bana küçüklüğümü hatırlattı. Recep, Yusuf, bu yabanın kim olduğunu, ne maksatla buraya geldiğini öğrenmeye gayret edin. Öğretmen desem köyde öğretmen var. İmam desem o da var. Bu olsa olsa müfettiştir. Kahveye hemen haber salmalıyım. Çok uzak yoldan geliyorum. Atımın nalları eskidi. Onları değiştirir misin? Tabii değiştiririm. Atımı gün batmadan gelir alırım. Gönlün nasıl isterse öyle et. Kusura bakma ağam, belli ki buranın yabancısısın. Öyle sayılırım. Burada çok eğlenecek misin? İşlerim bitene kadar. Köyümüzün tanrı misafiri sayılırsın gayrı. Bir dileğin varsa yardım etmek isterim. Burada birkaç gün misafir kalmak istesem, nerede kalabilirim? Uncuların evinde. Vallahi kendi evimde ağırlamak isterdim. Ama ev durumum buna hiç uygun değil. Sana mahcup olurum. Bunu düşünmen de kâfi. Uncular herhalde bu köyün etrafından. Evet, iyi insandır. Fakir fukaraya elinden geldiği kadar yardım eder. Misafiri sever. İstersen evine kadar götüreyim seni. Ben onu bulurum. Herhalde belasını bulmaya geldi. Çok garip bir adam. Demek Emine'yi Rıza'ya, Boşnakali'ye beşik nişanlısı diye vermedi. Evet ağam. Nankör, yemeği yer kabına pisler. Unculara kız vermemenin ne demek olduğunu bir gün ona gösteririm. Bu kim? Haydar üç oldu. Bilmem. Yabanın biri. Hükümetten biri olmasın. Olabilir. Ha işte bahsettiğim müfettiş bey geldi. Hoş bulduk. Buyur müfettiş bey. Bir acı kahvemizi iç. 40 yıl hatırı vardır. Yabana gözüm bir yerden ısırıyor ama nereden? Şurada yüksek kahvede duvar dibinde oturan kim? O mu? Uncularım Mahmut. Burada birkaç gece kimin evinde ücret verip kalabiliyorum? Buldum. Çerkezlerin Gülür'ün evinde. Yusuf. Kez uncuların Rıza'ya. Yokluk ateşten gömlekmiş meğer müfettiş bey. Rahmetli kocamın borcu olmasaydı hiç alır mıydım senden kira parası? Allah kolayını versin. Sağ olasın oğul. Kız Emine! Müfettiş bey odasını göster. Dinlenmek ister belki. Yine görüşelim Garip. Hep o kahvede otururum. Benzer. Gözünden namuslu biri olduğunu anlamasam sana kiracı getirir miydim hiç? Şimdilik eyvallah Emine Hanı. Garip! Seninle konuşacaklarım var. Müfettiş bey, fakir odamızı beğendiniz mi? Beğendim.
bana çocukluğumun geçtiği baba ocağını hatırlattı. Duyuyorum şarayı! Şu garipler dalaşan adam kim? Uncuların adamı Sarı Recep. Hadi bakayım! Hadi! Benimle geleceksin! Şey... Ana! Ha! Müfettiş bey garip birine benzer. Odayı beğendiniz mi dedim? Beğendim. Bana çocukluğumun geçtiği baba ocağını hatırlattı dedi. Daldı gitti. Fena mı söz etmiş? Herhalde babası da bizim gibi köylünün biriymiş. Sonra şehre gidip okuyup büyük adam olmuş. Şimdi de müfettişlik eder. Garip geldi, sizi avluda bekler. Müfettiş bey! Uncuların kapatması Leyla kadın seni görmek ister. Hı? Uncuların kapatması mı? He ya! Yoldan geçerken beni çevirdi. Gün döndükten sonra bu kağıtta yazılı yere gelsin dedi. Kul kalbini bilmek gerek. Kırmaya gelmez. Nalban çocuğa git. Atımı kendi ahırına bağlasın. Sen de bu geceyi onun yanında geçir. Olanları yarın bana anlatırsın. Hoş geldiniz. Beni niçin gece vakti görmek arzusunu hissettiniz? Çok hoşuma gittiniz de... Murat! İstanbul kabadayısı, Kara Murat! Ulan naylon Leyla! Uncuların ocağını kületmek için mi düştüm buralara? Yanılıyorsun Murat! Bildiğin gibi herkesin kadınıydım. Bu hayattan kurtulmak istedim. Ankara'da barda çalışırken Uncuların Rıza ile tanıştım. O da beni buraya getirdi. Beraber yaşıyoruz. Benim burada olduğumu nereden bildin? Uncuların Rıza, köye gelen yabanın kim olduğunu, nereden geldiğini öğrenmek için beni öne sürdü. Kendini düşünürsen, benim kim olduğumu söylemezsin. Ondan şüphen olmasın. Şimdi dinle. Demek yabanın kim olduğunu, nereden geldiğini gayret etmene rağmen öğrenemedin ha? Evet baba. Yalnız, atı beni meraka düşürüp... Çocukluğumun geçtiği değirmeni... Develi Kadir'in tayını hatırlattı. Yaban Develi Kadir'in şehre kaçan büyük oğlu olmasın? Ah, olabilir. Onun için dikkatli olmalıyız. En ufak bir ipucu ocağımızın sönmesi demektir. Müfettiş bey! Dediğin gibi ettim. Gün batınca bir de baktım ki... Uncuların Rıza ve adamları gelip ata baktılar. Gelin süzer gibi. Sende bir hal var Ali. Günün bu vaktinde dükkanı kapatıp da niye geldin ha? Güllü ana, duyarım ki yabanı evinize almışsınız. Ah, ah! Yıkılan ağaca balta vuran çok olur oğul. Yaban bizim kiracımız. Kira parası unculara olan borcumuzu ödemede kolaylık olur diye düşündümdü.
Şimdiye dek sen başlık parasını peydahlasaydın alır mıydım yabanı hiç eve? Doğru dersin ama gelinlik çağına gelmiş kızı olan eve yaban geldi diye laf ederler. Namus gitti derler. Köyümüzün namusuyla oynadı derler. Oy gavurun dölleri! Kendilerine bakmazlar, elin fakirine söz ederler ha! Kötü belletirler. Ali! Kim ne derse desin yaban namuslu adam, er kişi. Ondan kimseye kötülük gelmez. Gayrı, bir an evvel başlık parasını tamamlamaya bak. Evine kız, seni bekleyip durur. Yüreğimi rahatlattın Gülle ana. Allah'ın izniyle gece gündüz çalışıp başlığı tamam edeceğim. Oy Hasan dede, bana yardım et, yol göster. Nedir başıma gelen bu hal? Rahmetli babam beni beşik kertmesiyle boşnakların Ali'ye nişan etmiş. Şimdi gönlüme yabanın ateşi düştü. Yüreğimi yakar, içimi kavurur. Hem güzel hem de miski amber kokulu Emine. İki kelam etmek isterim seninle. Hadi, ne diyeceksen de. Yaban sizin evde kalır değil mi? He ya, bizim büyük evde kalır. Yoksa ona bir şey mi olmuş ki? Hayır! Onun kim olduğunu merak eder, kuşkulanırım. Buralara uğursuz getirmesinden korkarım. Şimdi de bana! Nereden, niçin gelmiş buralara? Bilmem, kendiliğinden hiçbir şey demedi. Sormak, yanına varmak ne haddi mi? O şehirli, büyük şehrin insanı. Bakışıyla ezer. Sana inandım Emine. Başlığın hazır. Aracı gönderdim, anan hayır demiş. Benim olacaksın Emine. Ne istersen alırım sana. Altınlara boğarım seni. Rahmetli babanın borcunu bağışlarım. Senin olsun altınların, senin olsun bağışın. Beni beşikten nişan etmişler Ali'ye. Çekil yolumdan oncuların Rıza. Çekilmem yolundan Emine. Seni kimseye kaptırmam, anladın mı? Sen oncuların Rıza'nın olacaksın. Çek elini tenimden! Ağlığın ne ki senin, güvenirsin kendine? Demek öyle ha? Şimdi görürsün Rıza'nı. Seni ırz düşmanı! Yolla! Emine! Emine! Kaçma benden Emine! Benim olacaksın Emine, benim olacaksın! Benim olacaksın! Emine, bırakmam seni Emine! Yüzün terli ve soluk. Hiç, hiçbir şey olmadı. Yolda domuzun yılanını gördüm. Üzerime doğru gelirdi. Korktum, kaçtım. Nereye gidersin? Ekin tarlasını.
Ben Kalleş Bekir! Seninle hayırlı bir mesele hakkında konuşmak için yanına gelmek isterim! Hey, gel yanıma! Bir kalleşlik kurarsan... yersin kurşun alnının ortasına! Senin iyiliğin için geldim! Düze bir yaban geldi, ondan bahsedeceğim hem de! Uncuların Rıza! De bakalım diyeceğini! Boşnakların Ali'nin vücudu dünya yüzünden kalkmalı! Boşnakların Ali her kişidir, namusludur! Yazık olur yiğide! Sana ne etti ki? Sevdiğim kızı elimden alır, avrat eder! Onun için kızı vermezler bana! Babam dedi ki... Kalleş Bekir bu işi etmezse kendi bilir gayrı! Jandarmaya haber salar, onu yakalatırım dedi. İyi düşün! Kalleş Bekir bu iş olacak! Boşnak Ali iki gün sonra karanlık vadide kuracağım bir pusuda ölecek! Ben yoluyla yordamıyla onu pusuya gönderirim! Buyur ağam, hoş gelmişsin. Hoş bulduk, sağ ol. Kolay gelsin Ali kardeş. Eyvallah ağam. Buyur. Ali, sana diyeceğim sözlere sakın kırılma. Üzülme, değil mi? Ben duyduğum zaman beynimden vurulmuşa döndüm. Ne olmuş ki ağam? Çabuk de. Yakında nikah edip avrat edeceğin Çerkezlerin eminesi var ya... kahpelik eder. Senin köyünün namusuyla oynar. Elin itleriyle gizli gizli buluşur. Yalan demiyor ya. Neden yalan diyeyim? Öyle değil mi Recep? Öyledir ağam. Bana inanmazsan hemen karanlık vadiye git... kiminle buluştuğunu gözlerinle görürsün. Vay domuzun eni! Beni aldattı he! ya! Hem de alenen! Ben şimdi ona gösteririm! Thank you.
Görünürlerde kimseler yok. Yoksa... Emine, sen burada bekle. Dükkanında çalışan delikanlı. Kalk Hasan, kalk! Seni kim vurdu? Yaban... sen misin? Evet. Söyle, seni kim vurdu? Bilmiyorum. Boşnak Ali'nin işini Kalleş Bekir gördü. Gördü mü lan? Gördü ya. Hadi bakalım! Güllü bacı, şimdi de Emine kızı bana avrat etmedi. Hı? Bu ne? Hani Boşnak Ali ölmüştü? Ne olduğunu kimse görmemişti lan! Ölmüştü, kimse görmemişti ağam! Yıkıl karşımdan! Yıkıl, 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 yıkıl! Bu yaban her işimize burnunu sokmaya başladı. Oy Hasan dede! Yüreğimdekini desem, kurtlar kuzulara, şahinler kuşlara dokunmazlar. Uncular iki göz evimize haciz koyarlar. Erenler, evliyalar aşkına, yardım eylesen bana. Törelerimiz beşik kertmesi diye, Boşnak Ali'den gayrısını haram tanır bana. Kırk Emine kurban olsun yiğit Ali'ye. Gönül töre tanır mı Hasan dedi. Yüreğimi yabanın ateşi yakar. Kan ağlatır gözlerim. El alem duysa ne der, ne eder? Oy Hasan dedi. Nedir bu benim çilem? Daha dolmadı mı? Allah Muhammed Ali aşkına, yardım eylesen bana. Hayrola Uncuoğlu? Babam alacağını ister. Babam vermezsen kötü şeyler düşünür. Memurları getirtir, evini hazzettirir. Sokakta kor. Babana selam et. Güllü bacının elinde avucunda yok de. Peydahlar peydahlamaz ödeyecek de ha? Kızın Emine'yi bana avrat edersen, babama yalvar yakar olur, evinize kasabadan icra memurunu getirtmem. Uncuoğlu bilmez mi ki, Emine Boşnak Ali ile nişanlıdır. Rahmetli kocamın arzusundan dışarı çıkmam gayrı. Ali ile evlendirip düğününü edeceğim. Sen bilirsin. Yaban, burayı terk et! Kahvenin arkasını merak ettim de. Ağır ol, giremezsin. Ah!
Dış potta. Rest. Peki, neyin var? Fulas. Kazandın. Bu seans biter. Ben yenisine devam edemeyeceğim. Duydum ki civar köylerin sayılı pokercileri bu gece burada toplanmışlar. Ben de kurdumu dökeyim dedim geldim. Arzu ederseniz iki seans oynayalım. Olur yaban, oyna. Yalnız biz yüksek oynuyoruz. Tamam. Boşna Kale'yi tanırsın değil mi? Evet. Neden sordun? Hiç. Delikanlının pusuya düşürülüp öldürülmek istenmesine bir mana veremedim de. Bunu kim yapmış olabilir? Bilmem. Bütün bunlarla neden alakadar oluyorsun? Bir vatandaş olarak. Yaban. Bana yüzün hiç yabancı gelmedi. Kimsin? Gördüğün gibi bir insan olayım. Çift potla açık. Gözüne uyku girmeyen Emine, yabanın yolunu bekliyordu. Üç pot daha. Rest. Peki, nem var? Kare. Bu seans bitti. İkinci seansa devam ediyoruz. Emine kız, Murat'ın başına bir bela gelecek diye korkuyordu. Beş pot daha. Yokum. Rest. Yokum. Kabul. Fulas. Şansım ben. Hadi. Uncuoğlu, çok sinirli bir oyuncusun. Kumarda kazanmak da var, kaybetmek de. Tıpkı hayattaki gibi. Eyvallah Uncuoğlu. Yaban hakkımızda birçok şeyler bilir gibi gelir. Onun için... Emine? Bu saatte odamda ne işin var senin? Geç kalınca merak ettim de. Emine kız, bir tuhafsın. İçim yanar, yüreğim daralır, üzüm üzüm. Ne olur, beni sırtına vur da kaçır buralardan. Emine! Gördün mü Ali? Canın gibi sevdiğin Emine'ni yaban nasıl baştan çıkarmış? Namusunu iki paralık etti. Emine kız, neler söylersin? Bana böyle bir his beslemen doğru değil. Seni mutlu edemem. Uncuoğlu, evinize haciz getirirse, bu paraları anana ver. Çok garip. Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter. Yabandan ne haber? Bir haftadır görünürler de yok. Kimse nereye gittiğini de bilmez.
Yavaş köpek sürüye kurt getirir. Ondan şüphe ederim. Bu yabanın işi bitmeli gayrı. Heya! Bitmeli, Develi Kadir'in oğluysa. Ağam! Ağam, kasabadan icra memurları geldi. Kahvede seni beklerler. Hemen gelirim. Çerkezlerin güllü unculara kız vermemenin ne demek olduğunu görsün. Bir gün Murat, Emine kızın Boşnak Ali ile Beşik'ten nişanlı olduğunu öğrenince, iki genç yüreğin arasına girip kuracakları mutlu yuvalarını yıkmayı mert yüreğine yakıştıramadı. Aşkını içine gömüp bu diyarı terk etmeyi düşündü. Fakat edemez. Zira baba ocağını söndürenlerin uncular olduğundan şüphe eder. Bir an evvel bu şüphesini gerçekleştirmek yollarını arar. Müfettiş bey gönderdi. Senden haber bekleyip durur. Ben de ona nasıl haber edeyim diye düşünüp duruldum. İstediği şeyleri gizlice öğrendim. Vay kahpe karı vay! Bu kağıdı müfettiş beye ver, beni kağıtta yazılı yerde bekle. Peki. Bu kağıt parçası yabanın eline geçmemeli. Hı-hı. Kimse iyi kağıdı! Onu ağırın içine atıver, biraz uyusun. Demek yaban, Develi Kadir'in oğlu. Yaban, Develi Kadir'in oğlu Murat mı dedin? Evet baba. Leyla kadının yabana gönderdiği kağıt parçası bunu ispatlıyor. Başımıza bela olmadan ondan kurtulmalıyız. Ben de bunu düşünürüm. Kalleş Bekir en aşağı senin kadar bu işte suçlu. Onu yabanın üzerine göndereceğim. Birbirlerini öldürsünler. Ne dersin Uncuoğlu? Esrahtan yaban dediğiniz Develi Kadir'in şehre kaçan oğlu mu? Heya! Elime geçen bir kağıt parçasından öğrendim. Seni öldürmeye niyet etmiş. Ben de düşündüm ki o seni öldürmeden sen onu öldür. Şimdi nerede o yaban? Köyde dolaşır durur, seni arar. Gün batınca köye ineceğim, yattığı yeri de bana. Acele etme! Ben onu senin ayağına getirmek için bir çare buldum. Müfettiş bey! Müfettiş bey, sana bir haberim var. Kara Murat, mektubumu alır almaz karanlık vadiye gel. Seni orada bekliyorum. Babanın, ananın, kardeşinin katillerinin kim olduğunu öğrendim. Sana söyleyeceğim, mutlaka gel. Sadık dostun Naylon Leyla. Bunu sana kendisi mi verdi? He ya! Peki! Kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez. Zengin olana kölesi bile düşmandır. Ne demek istiyorsun? Keskin sirke, küpüne zarar verir. Dur, yapma! Thank you.
Kıpırdama, at silahını! At! Beni neden öldürmek istedin? Neden sustun, konuş! Beni kandırdılar! Yaban seni öldürecek dediler! Kim dedi? Uncuların Rıza! Demek Boşnak Ali'yi de öldürmek istedin! Hayır, Develi! Sen benim develilerden olduğumu bildiğine göre, babamı da tanıyorsun. Tanıyorsun değil mi? Evet, evet, tanıyorum. Nereden? Develi köyünden. Demek bizim köydensin. Öyleyse babamı sen öldürdün. Hayır, hayır! Kim öyleyse? Sana bir dakika müsaade! Ya söylersin, ya da kurşunu beynine yersin! Uncuların Mahmut! Babana değirmen ve arazilerini ona satan bir kağıdı zorla imzalattıktan sonra öldürdü! Nereden bilirsin? Yanındaydım! Beni de suçuna ortak etmek için ölüm tehdidiyle ananı öldürdü. Demek anamı da sen öldürdün. Sen öldürdün ha? Murad'ın baba ocağını söndürenlerden öcünü alma anı gelip çatmıştı. Fakat daha evvel yapılacak hayırlı bir işi vardı. Babasını kuduz dalamış baban nerede? Kasabaya indi.
İki gün sonra gelecek. Bir şey mi diyecektin? Hiç, hatırını soracaktım. Yabanı ilk fırsatta öldürün. Oy Hasan dedi. Duyarım ki Ali yiğidim yabanı öldürmeyi diler. Silahlanmış dağa çıkar. Benim yüzümden iki yiğit birbirini kıracak. Bana sen yardım eyle. Yabanı Ali'nin kurşunundan koru. Oy, oy! Nedir başımıza gelen bu hal? Ali yiğidim! Kızımın aşkından yabana kim besler? Yabanın peşine düşer! Güllü bacı! Yoksa Ali'yi öldürdün mü? Evet. Hem de tam yüreğinden. Oh, vurdun demek ha! Güllü bacı, artık kızının düğününü görme vakti geldi çattı. Emine'yi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyorum. Emine'yi mi? Evet. Bunda ne var? Emine'yi, Ali yiğidimi öldüren yabana vermem ben! Ben Emine'yi kendime değil, Ali'ye istiyorum. Ali'ye mi istiyorsun? Onu öldürmedin mi? Hayır! O yiğide nasıl kıyabilirim? Emine'nin aşkıyla yanan yüreğini nasıl dağlayabilirim? Onun başlık parasını ben vereyim. Thank you.
evine gelin. Sana düğün hediyesi olarak köy dışındaki bağımı bağışladım. Ömrünüzün sonuna kadar orada mesut ve bahtiyar yaşayın kızım. Tam zamanı. Karar verdiğim şekilde hareket edeceğiz. Dağılabilirsiniz. Sırtıma vurup uzaklara götüreceğim. Hayır, ölürüm de senin olmam. Aman oğul, yapma! Çekil! Bırak! Bırak beni! Bırak! Düş önüme! Oğul Emine geleni kaçırdılar, buradan kaçırdılar! Gelini yanık değirmene doğru kaçırdı. Dur yaban! Yaban geldi herhalde. Hemen kapı ardına pusuya yat, canını cehenneme gönder. Emine geleni nereye kaçırdı? Bilmiyorum. Dur, yapma! Bırak beni! Söyle! Kötülükler yüreğinde yuva yapmış herif, söyle! Dur! Dur! Söyleyeceğim!
Emine gelini yanık değirmene kaçırdı. Baba oğul, ikinizde de Allah korkusu kalmamış. Babamın, anamın, kardeşimin acıları yüreğimi yakar. Sen de benim yüreğim gibi yanacaksın. Kölen olayım yaban, acı bana, öldürme beni, al! Bütün servetim senin olsun! Babam da, anam da böyle diz söküp sana yalvarmışlardı. Onlara acıdın mı? Hayır, değil mi? Hayır! Hayır! Onları ben öldürmedim! Bekir hepsini anlattı. Sen de anam, babam, kardeşim gibi öleceksin. Develi, ne olur öldürme beni! Kölen olurum! Servetimi veririm! Kurbanın olam Uncuoğlu! Sal beni de gideyim! Senin ne haliye? Ne de yabana yar edeceğim! Benim olacaksın! Yürü! Biraz dinlenelim. Yoruldum gayrı. Müfettiş bey! Recep! Sen burada kal! Yabanın canını cehenneme gönderdikten sonra yanık değirmene gel! Yürü! Yürü!
Müfettiş bey! Yaban! Yaptığın iyilikleri unutmayacağım. Beni kurtarmak için katil oldun. Şimdi sen ne edeceksin? Üzülme! Üzme kendini Emine! Kadere karşı gelinmez! Katil suçlarından dolayı sizi kanun namına tevkif ediyorum. Tanınmasa